Muğla Odaları ve Borsa'nın katılımıyla belli aralıklarla gerçekleştirilen ortak toplantıların 25.si Bodrum'da yapıldı. TOBB üyesi adayların bölgesel düzeyde yaptıkları toplantılar dışında ilk defa Muğla'da ilk çapında faaliyet gösteren odaların 10 yıl önce başlattığı bu toplantılar ülke genelinde faaliyet gösteren diğer odalara da örnek teşkil etmişti. Bodrum'da düzenlenen son olarak toplantılarının ana konusu Muğla ilinde turizmde yeni tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve planlama olan ortak toplantıda bu başlık altında yeni tarım, denizcilik ve çevre uygulamaları da konuşuldu. Toplantıda Bodrum Ticaret Odası organizasyonuyla Otto Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı ve selam. Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanımız Sayın İlhan Ersan'ı ve toplantımızın moderatörlüğünü yürütecek. Toplantıya Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Musto Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Milas, Fethiye Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Deniz Ticaret Odası, TÜRSAP Bodrum Şubesi Başkanları ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle BOTTO Meclis Başkanı ve üyeleri katıldı. Muso Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş toplantı öncesinde Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Muğla odaları olarak yaklaşık 10 yıldır 3 ayda bir ortak toplantılarımızı sürdürmekteyiz. Ve bunu hiç ara vermeden yapan Türkiye'deki tek il Muğla. Burada aldığımız kararları Ankara'ya tek elden ulaştırarak sesimizin daha güçlü çıkabileceğini düşünüyoruz ve biz bunu uyguluyoruz. Ve birçok aldığımız karar da Türkiye gündemine oturup artık Türkiye'de örnek temsil teşkil etmeye başlamış durumda. Bugün de turizmin sorunlarıyla ilgili bir toplantımız var. Alternatif tanıtım yöntemlerini bugün konuşacağız veya turizmde nasıl daha başarılı olabiliriz. Bunları değerlendireceğiz. Bunun dışında bir de 8 Nisan'da Başbakan'ın da katılacağı bir ticaret sanayi şurası Ankara'da Odalar Birliği'nde düzenlenecek. Bu şurada direkt olarak Başbakanımıza ilimizin sorunlarını aktarma fırsatı bulacağız. O sorunları da bugün artık toparlayıp kendimize ayrılan süre içinde nasıl Başbakan'a anlatabiliriz veyahut da nasıl etkili olabiliriz onu da değerlendirip o günkü sorunlarımızı da bugün belirleyeceğiz ve o sorunları hükümetimize aktarma fırsatı bulup çözümünü sağlamaya çalışacağız. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını BOTTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon yaptı. Kocadon yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. İlkini 2006 yılında yapmıştık. Bugün 25'ini gerçekleştiriyoruz. Konumuzda turizmde yeni stratejiler, tarım ve denizle birlikte ilimizde turizmi nasıl geliştirebiliriz, nasıl yükseltebiliriz, arkadaşlarımızı nasıl yapabiliriz diye. Değerli konuklar, ilimizin en önemli ekonomik getirisi biliyorsunuz turizm. Yıllardır da ilimizde turizmden kazanç elde etmekteyiz. Fakat uluslararası turizm sürekli ve kesintisiz artış göstermektedir. Ve birçok gelişmekte olan ülkeler turizme meyillenmiştir. Ama ülkemiz turistik ürünlerini çeşitlendirememesi, yeni turizm ürünlerini geliştirememesi, ülkemizin klasik bir tatil bölgesi tanımlaması yapmak gerekmektedir. Bu klasik ne diye sorarsanız tarih, deniz, kum ve güneş. Değerli konuklar, ülkemizde klasik turizm dışında birçok turizm türünü devreye sokmak enstrümanlarımız vardır. Bunların en başında da spor turizmi, alternatif turizmler ve deniz turizmi gelmektedir. Spor turizminde en fazla payı golf ve futbol ağırlıktadır. Her ikisinde de aslan payı Antalya'da. Türkiye'de her sene 1200 üzerinde takım kamp yapmakta futbol olarak ve bunun %90'ı Antalya bölgesinde gerçekleştirmektedir. Ve Antalya'da bu %90'lık pay 100 milyon dolarlık bir ekonomik büyüme sağlamaktadır. Daha sonra spor geliyor. Gene orada da aslan payı Antalya'nın. Her sene Antalya'ya 160 bin gibi ciddi bir rakam kişi golf oynamaya gitmektedir. Gene alternatif turizmde yeni ürünlerimiz var ilimiz olarak. Yürüyüş yolları, yamaç paraşütü, dağ bisikleti,
kürek, yelken, rüzgar sörfü, olta balıkçılığı, okçuluk, tenis, squash, dart ve bridge tanıtılmasını yapmamız gerekmektedir. Muğla ilimiz için deniz turizmi klasik turizme eşdeğer bir kazanç ve istihdam sağlamaktadır. Biliyorsunuz yıllar önce Ali Karnas balıkçı ve arkadaşları Azdıra Erhat ve Bedir Rami Eyüboğlu'nun başlattığı geziler bugün dünya çapında mavi yolculuk kavramını turizme sokmuştur. Toplantının moderatörlük görevini üstlenen Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel ise yaptığı konuşmada klasik, konvansiyonel tanıtım sistemlerinde artık vazgeçilmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi. Klasik konvansiyonel sistemlerle broşürler, reklamlar, toplantılar, fuarlara katılmalar, yurt dışında bürolar açılması ya da çok pahalı tanıtım kampanyalarının yapılması artık bunların yavaş yavaş zamanının geçmekte olduğunu görüyoruz. Kentlerin tanıtımlarını tek başına yapması bir tatil bölgesinin tatil turizmini ya da arkeolojik değerlerinin öne çıkarılarak yapılan tanıtım çalışmalarının etkili olmayacağı ortaya çıkıyor. O yüzden bu geleneksel konvansiyonel yönetimlerinin yerine yeni yönetimler ortaya çıkması gerekiyor. Bunların başında insanların doğrudan haberleşmesine olanak sağlayan sosyal medya olabileceğini ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. İşin teknik tarafı klasik konvansiyonel sistemlerle işte broşürler, reklamlar, toplantılar, fuarlara katılmalar, yurt dışında Türkiye'nin bürolar açması ya da çok pahalı tanıtım kampanyaları yapması. Yücel konuşmasının devamında bölge turizminin gelişimi konusunda görüşlerini paylaştı. Toplantının son bölümünde Ticaret Odaları Başkan ve Meclis üyelerinden oluşan katılımcılar kendi bölgelerinde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sırasıyla kürsüye gelerek yaptıkları sunumlarla dile getirdiler. Nasıl sığdıracaksınız? 25. Muğla Odaları ve Borsası ortak toplantısı sonrası alınacak ortak kararlar ve Muğla ilinin talepleri 8 Nisan 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. 8. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda sunum olarak yer alacak.